Şimdi Şanlıurfa'da izlediğiniz bu görüntüler bir önceki gün Antalya'da yaşandı. Sağnak ardından Antalya büyük hasar aldı. Bölgede şu sıralarda selin ardından çalışmalar sürüyor. Seralarda haliyle zarar gördü. Şimdi biz de o noktalardan bir tanesine gideceğiz. Antalya'da bir arkadaşımız Tayfur Kara karşımızda. Hasar tespit çalışmaları ile ilgili detayları Tayfur bizlerle paylaşacak. Evet Antalya'da metrekareye 300 kilogramın üzerinde bir yağış düştü. Ardından da büyük bir sel afetiyle karşı karşıya kalındı. Son aslında 3 gündür ciddi bir tabloyla da karşı karşıyaydık. Antalya'nın hemen hemen her noktasında diyebiliriz. Fakat su artık çekilmeye başladı. Yapılan çalışmalarla beraber de birçok bölgedeki suyun tam anlamıyla tahliye olduğunu söylemek de mümkün. Ne yazık ki bu sel afetinde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. iki vatandaş ise hafif şekilde yaralanmıştı. Elbette sadece afette evler, iş yerleri, sokaklar ve caddeler değil. Tarım arazileri daha hasar gördü. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Ümit Gültekin'le beraber o arazilerden birisindeyiz. Bu bölgede daha çok serayla tarım, tarım yapılıyor ve bölgede sebze meyve üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini de söyleyebiliriz. Elbette burada da bulunan seralar selle beraber ciddi hasar gördüler ve üretim durma noktasına geldi. Son 3 gün içerisinde diyebiliriz. Elbette ardından çok hummalı bir çalışma başlatıldı tüm bölgede. Özellikle Aksu ilçesindeki tarım arazilerinde hasar gören bölgede çalışmalar başlatıldı. Tarım İl Müdürlüğü'nün koordinasında yapılan çalışma hasar tespiti büyük bir hızla da tüm bölgede devam ediyor diyebiliriz. Toplamda 850 dekarlık bir tarım arazisinde su baskınlarının olduğu bilgisi var. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliriz ve toplamda 155 çiftçi bu durumdan mağdur olmuş durumda ve onların mağduriyetlerinin de giderilmesi için ekipler sahada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiriyorlar. 10 küçük baş 20 de büyük baş hayvan da bu bölgede telef olmuş hayvanlar arasında ne yazık ki yer alıyor. Elbette sadece bu gibi alanlarda değil şehir merkezinde de mahallelerde de büyük bir sıkıntı yaşanmıştı sel sonrasında. Şöyle bir seraya son durumu size aktarabilmek adına kameraman arkadaşımla beraber şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Buradaki aslında daha önceki yayınlarımızda ve bu bölgeden yaptığımız haberlerde buradaki durumu göstermiştik. Ciddi anlamda büyük bir su birikintisiyle de karşı karşıya kalınmıştı. O esnada su çekildi bu bölgede. Elbette çiftçiler de bu bölgede suyun tahliyesi için gerekli çalışmaları yerine getiriyorlar. Ama bir yandan da bu bölgedeki artık üretimin durduğunu söylemekte ne Yazık ki mümkün. Elbette çiftçiler de hemen ardından bölgede bir yandan da hasar tespitlerine bekliyorlardı. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri bu bölgede çalışmalarını sürdürdü ve hasar gören bütün tarım arazilerinde ve seralarda detaylı bir çalışma yapıldığını söylemek mümkün. Antalya'nın hemen hemen her noktasında serin izleri ciddi etkiler doğurmuştu ve bunlardan birisi de tarım arazileri olmuştu. Bütün devlet imkanları kullanılarak yaraların sarılması için çalışılıyor diyelim ve Antalya'dan sözü yeniden sizlere bırakalım.